Gelecekte uyandırılması için dondurulan insanlar gerçekten bir gün hayata dönebilir mi? Bu amaç için yapılan proje ve deneylerde gerçekten dondurulan insanlar vardır. Bununla birlikte elimizde şimdilik dondurulduktan sonra hayata döndürülen herhangi bir insan yoktur. Çünkü bunu yapmak için yeterli teknolojiye henüz ulaşamadık. Fakat bu alanda hayvanlarda yapılan bir deney geçmişte başarılı olmuştur. 1965 yılında Rus televizyonları bir haftalığına dondurulmuş iki köpeği göstermiştir. Bu iki köpek dondurulduktan sonraki 7. gün eritilerek buzdan çıkarılır. İnanılmaz olan gerçekleşir, köpekler hayata döner ve eskisi kadar neşeli bir biçimde hayatlarını sürdürür. Yapılan deneyin başarılı olmasıyla birlikte insanlarda da başarılı olabileceği haklı olarak düşünülür ve çalışmalara başlanır. Birçok insan dondurulan insanın 100-200 yıl sonra tekrar hayata döndürülebilmesini gerçek dışı ve fantastik bir olay olarak düşünür. Bu düşünceye karşı birkaç örnek vermekte yarar var. Dünyanın pek çok yerinde taze kan -196 santigrat derecede muhafaza edilmektedir. Canlı hücreler sıvı hidrojen ısısında sonsuza dek saklanabilir. Dünyadaki büyük tıp merkezlerinde gerektiğinde kullanılmak üzere çıkarılmak için insan kemiklerinin dondurularak saklandığı kemik bankaları vardır. Anlayacağınız gibi insan bedeninin bazı parçaları gerektiği zamanlarda kullanılmak için dondurularak saklanmaktadır. Aynı şekilde bir insanın da tamamen dondurulup tekrar diriltilme ihtimali vardır. Günümüze kadar birkaç yüz kişi bu amaç için dondurulmuştur. Tabii ki dondurulan insanlar canlı kanlı insanlar değildir ve yıllar sonra beni uyandır düşüncesiyle dondurulmayı tercih etmemiştir. Zaten aklı yerinde hiç kimse de bu deneyi için gönüllü olmaz. Dondurulan insanlar yasal olarak ölü kabul edilen kişiler arasından seçilir. Yani dondurulan kişilerin kalpleri durmuş ancak beyin dokuları ve hücreleri henüz ölmemiş durumda olur. Dondurulan insanların ileride yeniden hayata dönüp dönmeyeceği henüz bilinmemektedir. Diriltme işleminin yüzyıllar sonra yapılacağı da göz önüne alınırsa o zamana kadar yaşanacak tıbbi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde dondurulan insanların tekrar diriltilebilecekleri düşünülmektedir. Peki, diyelim ki bir insanı dondurduk. Aradan 200 yıl geçti ve dirilttik. Deney başarılı bir şekilde sonuçlandı ve insan hayata geri döndü. Bu durum, ölümsüzlüğün anahtarı, zamanda yolculuğun çözümü olarak düşünülebilir. Fakat her şey düşünüldüğü kadar mükemmel olmayabilir ve bazı problemlerle karşılaşılabilir. Nedir bu problemler? Öncelikle aradan 200 yıl geçmiştir. Bu insan 200 yıl boyunca dünyada neler oldu, neler yaşandı, neler keşfedildi gibi soruların hepsinden bir haber olacaktır. Çünkü aradaki zamanda yaşamamıştır. Dolayısıyla ciddi bir uyum sorunuyla karşılaşabilir ve çevreye adapte olamayıp belki de delirebilir. Bununla birlikte dondurulan kişi dondurulduğunda ölü olarak kabul edildiği için tekrar hayata döndüğünde de ölü olarak kalacaktır. Hayatta olduğunu kanıtlamak için bir takım hukuksal sorunlarla karşılaşabilir. Dondurulan insanlar tekrar hayata döndürülebilirse bu ve benzeri aklımıza gelmeyen birçok problemle karşılaşacağı muhtemeldir. Dondurulduktan sonra tekrar diriltilme akla hem güzel ve heyecanlı hem de korkutucu ve ürkütücü gelebilir. Olumlu ve olumsuz birçok sonuç doğurabilir. Kısacası neler olacağını zaman gösterecek. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.